Şimdi Uğur Bey merhaba. Benim Merhaba. bu 128 milyar dolardan ya bir de 131 milyar lira vardı işsizlik sigortası fonunda. O para Evet. da aslında yok. Onlar Yani çok. DİSK'in mesela hazırladığı geçen yıl bir tablo vardı. O 131 milyar lira olsa işsizlere yani işçilere 3 ay, 5 ay, 7 ay, 10 ayda bir takvim yapmışlardı. Merkez O parayı Bankası'nın dağıtabilselerdi en azından Merkez asgari ücret. Bankası'nın 40 milyar, öyle değil mi Evet. Uğur Bey? İhtiyaç akçesi de kayboldu Evet. gitti. Birinci sorun bu. Yani bu işsizlik sigortası fonu. İkincisi de şu. Benim kafam yani şu ekonomi meselelerinde daha halk diliyle anlamaya çalışıyorum. Brüt rezerv, net rezerv yani 128 milyar dolar içinde hani bu brütle net arasında bir kelime oyunları mı var? Hani kafamız karışıyor. Burayı biraz daha açabilir misiniz? Ben de hemen sorayım Tabii madem bir... ekleme yapayım. İşte Evet. diyorlar ki bu Buyurun. 128 milyar doların içinde swaplar vardı. Hani geçici gelen, Merkez Bankası'na geçici gelen paralar varmış. Kredi gelirleri falan. Ben de hani anlamış. Aslında onlar geçici para olarak hani büyük görünüyor. Zorunlu Fakat karşılıklı. aslında harcanıyor ve o sırada da döviz yükselince borçları da ödeyemiyorlar. Eksiye düşüyorlar falan. Hani doğru mu anladım ben acaba? Öyle anladım. Şöyle özetleyeyim. Önce şeyi söyleyeyim mi? İşsizlik sigortası fonunu söyleyeyim. İşsizlik sigortası fonuna kesintiler işçilerden, işverenlerden ve devlet katkısıyla oluyor. Şu anda rakam hatırlamıyorum ama yani yüz küsur milyar liralık bir fon var orada. Ve fonun büyük bir bölümü hazine bonosu tahvilde, devlet tahvilinde duruyor. Peki pandemi başladığında ne oldu? Oradan bir miktar para kullanmak gerekti. Yani bu kısa çalışma ödeneğini falan ödeyebilmek için. Yapacak tek şey vardı. O tahvilleri Merkez Bankası'na bozdurmak, kırdırmak. Yaklaşık 20 milyar civarında bir tahvil bozduruldu. Aslında para var. Yani o döviz şeyler duruyor. O tahviller orada duruyor. Ama bunları hani nakde çevirme konusunda tek merci var Merkez Bankası. Merkez Bankası'na gittiğiniz zaman Merkez Bankası bunları satın alıyor ve para veriyor size, işte devlete. Ve o da piyasaya sürülüyor. Yani bunun bozdurularak piyasaya sürülmesi işte az önce bahsettiğim gibi işte kredi genişlemesi var. Bir taraftan da bunu piyasaya sürdüğünüz zaman aşırı bol bir TL kitlesi oluşuyor. O da tabii kurlar ve altın fiyatları üzerine baskı yaratıyor. İstenirse bu tabii bozdurulabilir. Yani eğer sıkışıklık olursa bozdurulabilir. Ama asıl olan şudur. Devletin bütçeden yani devlet vergilerle toplanan fonlardan vermesidir. İşçinin parasını işçiye verdiğiniz zaman yardım etmiş olmuyorsunuz ki. Dolayısıyla böyle bir farklılık var. Ha. Para var orada. Para yenmiş falan değil. Sadece bir 20-30 milyarı yenmiş oldu. Yanılmıyorsam 30 milyara yakın eksilme var bu pandemi döneminde.